Evet efendim herkese merhabalar. Yeni bir videoda karşınızdayım. Bugünkü konumuz landing page. Bize çok sorulan bir konulardan bir tanesi landing page. Bu landing page dediğimiz şey neden İngilizcesini kullanıyoruz? Çünkü Türkçesinde bir kavram kargaşası yaşanıyor. Landing page'ler aslında web sitelerinin yerine geçen ve bir sayfadan oluşan e, sayfalardır bu sayfalar e, herhangi bir reklam verdiğinizde veya sosyal medyada herhangi bir yerde bir paylaşım yaptığınızda e, inilen sayfa iniş sayfası ya da gelinen sayfa olarak e, gösterilmektedir şimdi mesela Örneğin bu bir reklam değil ama diyelim ki New Year profit bot adı, adı altında bir yazılımın e, reklamını verdiğinizi düşünelim Facebook'a. Burada bu reklamı tıkladığınızda işte açılacak olan sayfa e, burası olmaktadır. İşte bu sayfa açılır ve bu sayfaya landing page diyoruz. Şimdi landing page'ler nasıl olmalıdır? Landing page'ler önemli midir? Evet gerçekten landing page'ler çok önemlidir. Neden? E, çünkü bütün aslında bir ürün ya da hizmeti sunduğunuz en önemli funnel'ın parçasıdır. En önemli sayfadır. Şimdi bu sayfalarda ne olması lazım? Bu sayfaları nasıl hazırlayacağımızı başka bir videoda göreceğiz ama şu anda bu landing page'lerin altyapısında teknik olarak neler olması gerektiğini işte bununla ilgili yazıyı da maydinacademy.com'daki yazıyı da bu konuyla alakalı landing page sayfasında görebilirsiniz. 16 maddeden oluşan ve landing page'lerde olmazsa olmaz 16 maddeyi gelin birlikte inceleyelim. Bunu incelemeye geçmeden önce örnekler var mı bu landing page'lerle alakalı? Örneğin argan yağı yani bu saç dökülmesine karşı Argan yağı Metem Teknoloji'nin ürettiği bir landing page bu. Bakalım bu landing page Gerçekten bu bizim bahsedeceğimiz 16 maddeye uygun olarak mı yapılmış, yoksa yapılmamış mı? Bakıyoruz burada ne var? Karşı konulmaz bir başlık ve ilgi çekici bir başlık var mı, yok mu? Onlara bakıyoruz. İşte onun dışında yani ürün ne işe yarıyor, yarıyor mu, yaramıyor mu? İşte sosyal kanıt dediğimiz bunu kullananların görüşleri var mı? Ortada bir e, garanti var mı? Yani ben bu ürünü aldım. Bu ürün e, sertifikaları var mı? E, i̇şte e, cildime bir e, zarar verir mi vermez mi? İşte faydaları var. İşte vitaminler var. Şu var bu var. Ama e, burada e, herhangi hani satın al butonu veya call to action ya da işte... E, eyleme çağrı butonu var mı yok mu? İşte bu böyle hazırlanmış bir şey ve bizim daha önce hazırlamış olduğumuz bir landing page'e bakıyoruz. Burada birazcık bu landing page kurallarına ya da bu 16 maddeye uygun olarak bir parça daha hazırlandığını görüyoruz. Örneğin 3 ayda 2'ye katlayan kazanç dikkat çekici bir başlık. Alt başlığa bakıyoruz. Risk almadan, kazıklanmadan ispatlanmış yöntem kazan doğurdu ile paranızı 3 ayda en az 2'ye katlamanın az bilinen sırrı gibi bir alt başlık yine çekici bir başlık oluyor. Burada kurs konuları var. Onun dışında biraz daha aşağı indiğimizde Burada işte açıklamalar var yani bu kurs ne anlama geliyor nasıl bir faydası var gibisinden burada kursiyerlerin görüşleri daha önce bu kursu alan kişilerin yani sosyal kanıt dediğimiz yer var tamam okey değer yığını dediğimiz bu da çok önemli biraz sonra bu konuya da değineceğiz değer yığını konusu da burada bakın bonuslarla süslenmiş bir biçimde var ve call to action yani evet hemen kursa başlamak istiyorum diye bir eyleme çağrı butonu da olduğunu görüyoruz bir de yurt dışından artık bu işi tamamen e, profesyonel hale getirilmiş olan bir landing page bu e, bu da işte e, yani bir reklam verdiniz herhangi bir yere veya bir sosyal paylaşım bulundunuz. İşte gelecek sayfa bu sayfa ama bu sayfaya baktığınız zaman şöyle bir e, dışarıdan bakarsak bu sayfaya gördüğünüz gibi sayfa oldukça detaylı ve uzun bir biçimde hazırlanmış Bu nedir bu bir e, yazılım software ya da işte yazılım diyoruz yani e, nedir işte e, trafik Çekmek için bir otomatik otomasyona sahip olan bir programdan bahsediyor ama gördüğünüz gibi son derece şık olarak hazırlanmış ne ararsanız var yani bu bizim bahsettiğimiz şeyler var mı yok mu diye baktığınız zaman işte sosyal kanıtlar var efendim işte ürünün içerisinde olan şeyler var cold action var işte sosyal kanıtlar var işte başlıklar var, işte güzel bir tasarım var. Bu ürün sonucunda elde edeceğiniz fayda açık bir biçimde anlatılmış. Bunu kimler kullanabilir? İşte e-com store'lar, dijital product marketer'lar, işte small business owners'lar falan filan. Yani bir sürü detay. İşte ne oldu şimdi? Bir landing page'in geldiği son Nokta yani landing page'ler aslında bu şekilde olması gerekiyor. Türkiye'de örneği var mı? Bunu bu şekilde yapanlar var mı yok mu? Ee, çok fazla bilmiyorum ee, ama yani bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi e, konuyu uzatmadan bu 16 madde nedir? İsterseniz bu 16 maddeyi bakın 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16. Bu maddeleri tek tek e, inceleyelim. Bakalım e, yani işte birinci madde hedef kitlenize seslenin. E, yani e, yani bu ürünün kullanıcısı, hedef kitlesi kim? Bu ürünün hedef kitlesi kimse ilk başta ona seslenmek gerekiyor. İşte biraz önce bahsettiğimiz e, dijital marketerslar, işte diğer şeyler yani kim bunları kullanmak istiyorsa bunu en başta bu hedef kitlenin seslenin belirtilmesi gerekiyor. Dikkat çekici başlık kullanın. İşte dikkat çekici başlık var mı yok mu bakıyoruz. İsterseniz şu bu sayfayı hemen bir Türkçe diline çevirelim. İşte günde 473 doları online olarak bizim botlarımızla nasıl ücretsiz trafik çekerek yapabilirsiniz yani başlık bu oldukça ilgi çekici bir başlık alt başlık olarak da yine e, şurada belirtmiş olduğumuz alt başlık dediğimiz şey yine konuyla alakalı ilgi çekici bir alt başlık İşte risk almadan kazıklanmadan ispatlanmış yöntem kazan ile paranızı 3 ayda en az 2'ye katlamanın az bilinen sırrı bu şekilde dikkat çekici bir alt başlık olması gerekiyor dayanılmaz entrika oluşturun şimdi bu konu e, Sabri subi denilen bir e, yani dijital Ajans sahibi bir e, Avusturyalı kişinin e, bu e, dayanılmaz antika oluşturun yani bu konuyu şey yaptı antika Entrika nedir? Yani entrika nedir? Merak ve ilgi uyandırmak, cezbetmek. Aslında landing pagelerin en önemli kısmı burası. Yani dikkat çekici bir şey olması gerekiyor. Yani düşünsenize Instagram'da insanlar sürekli kaydırıyor veya Facebook'ta kaydırıyor veya sosyal medya'da kaydırıyor veya işte bir haber okuyor, bir şey okuyor. Orada dikkat çekici bir şey olması gerekiyor. Yani buna işte entrika. Entrika ne demektir? Merak ve ilgi uyandırmak. İşte yasa dışı ve zararlı bir şey yapmak, gizli planlar yapmak. Henry ve Louis yerel soyluların ilgisini çekti. Ee, bunu isim olarak da entrika kullanılıyor. O da işte gizemli ve büyüleyici bir nitelik. Yani işte ekşi sözlüğe baktım. Orada Türk televizyonlarında tutulan muhteşem yüzyıl, aşkı mennu, intikam, kara melek, ezel, asmalı konak, binbir gece gibi diziler var. Bu dizilerde entrikadan entrikaya koşuluyor ve orada da Dikkat çekici yani bölümler arasında da mesela diğer bölümü seyretmeniz için dikkat çekici başlıklar kullanılıyor. Yani entrika Böyle bir şey. Mesela ben örnek olarak akıl almaz yasal para basma makinesi. iki nokta üstte funnel'lar. Yeni nesil cazibe merkezi ol. Türkiye'de bir ilk bu bitki sayesinde 3 ayda 20 kilo verdi. Aman dikkat kilo verirken asla yememeniz gereken meyveler. Bu bloklara sakın girmeyin. Ölüm saçıyor. Bu yöntemi uyguladı ve bir ayda bin doları geçti. Herkesin yapacağı basit yöntem. Yani böyle ee, şeylerin yapılması, entrikaların bu şekilde cezbedici, e, ilham verici ya da ne bileyim ilgi çekici bir e, e, yazının içerisinde bir landing page'in içerisinde olması gereken bir madde. Daha sonra soruna geliyoruz. Yani sorun nedir? Mesela diyelim ki burada işte anlatıyor. Yani daha önce yaşamış olduğunuz problemler vardı işte e, o problemler nedir ve o sorunu ortaya çıkarıyor e, burada bu sorunla alakalı olarak e, sorunun bilgisi veriliyor ve e, burada da işte o soruna karşı çözümler maddeler halinde sıralanmış gözüküyor ve onun da artık yani ilk geldiğiniz zaman bu sayfaya geliyor. Bunu bir videoyla sürekli olarak artık böyle bir sol tarafta video, sağ tarafta da e, balık dediğimiz ya da işte maddeler halinde bunun sağladığı faydaları ortaya çıkaran bir şablon. Yani bu şablon artık landing pagelerde kullanılır e, olmakta. E, buraları geçiyorum. Ama işte parasızlık artık canınıza tak etti değil mi? Her şeyi yaptığınız ama halen online para kazanamıyorsunuz. Kendinizi beceriksiz ve çaresiz hissediyorsunuz. Burada en önemli şey yani o hissiyatın e, sorundaki o insanlara. Çünkü e, insanlar e, bir sorunla karşılaştıklarında sorunu unuturlar. Ama o sorunun hissettikleri çok acı vermişse asla o hissettiklerini... Unutmazlar. Dolayısıyla da bir hikaye anlatırken bir sorunu ortaya çıkarırken yaşadığınız deneyimlerden ya da başkalarının yaşadığı deneyimlerden işte şöyle şöyle yapıyordu ama bu sorunu bir türlü çözemiyordu ve artık bu sorunu çözmek canına tak etmişti. Ee, bu sorun karşısında kendini güçsüz hissediyordu. İşte ailesini e, ne para götüremiyordu falan filan gibi e, konuların e, sorunun ortaya çıkarılması landing pagelerde en önemli. Daha sonra da artık çözümü sağlayın. İşte bu sorunu biz yaşıyorduk. Ondan sonra bir gün şöyle şöyle oldu ve bu sorun karşısında da artık şu çözümü sağladık ya da bu ürünü geliştirdik ya da bu hizmeti artık sunuyoruz kimse bundan sonra mağdur olmayacak veya bu şekilde olacak gibi bir şey uzmanlığınızı kanıtlayın insanlar peki sizin bu sorunu çözeceğinize nasıl inanacak yani ortaya koymuş olduğunuz bir başarı var mı yok mu dolayısıyla da yani e, diyelim ki bir ürünse bunun sertifikaları var mı? İşte e, işte şey mi e, Veya bir ürün geliştirdiyseniz kimsiniz? Daha önce hiç ürün geliştirdiniz mi? Bu ürünleri kaç kişi kullandı kullanmadı Gibisinden bir sosyal e, şey uzmanlığınızı kanıtıyorsunuz. Daha sonra özellikler ve faydalarını e, belirtin. Yani şu şekilde aslında iki sütun olarak yapılması gerekiyor bunun. Yani işte bir özellik nedir? Ürün doğal sertifikalı. Yani doğal bir ürün şeylerden, materyallerden yapılmış bir ürün. İyi de yani bu ürün bana ne faydası var? Yani bu özelliğin bana ne faydası var? İşte omuz ve kalça basıncını azaltır. Latex. Hani yataktan bahsediyor burada. İşte... Bambu, pamuk yapraktan yapılmıştır. %100 organiktir. Tamam ne yapayım? E, bu işte e, dayanıklı ve uzun ömürlülük sağlar. İşte nefes alabilen malzemeden yapılmıştır. E bu ne yapar yazın serin, kışın sıcak. Yani özellik ama bu özelliğin bana sağlayacağı faydayı da ortaya çıkan iki sütunlu bir özellik fayda listesinin yapılması gerekiyor. Sonra sosyal kanıta geliyoruz. Bakın bu işte argan yağında hiçbir sosyal kanıt yok. Kullanan var mı? Başına neler geldi? İyi mi kötü mü? Hiçbir sosyal kanıt yok. Ama bu e, artık gelişmiş diyelim. Gelişmiş landing page'e baktığımız zaman burada artık e, sosyal kanıtları e, görebiliyoruz. İşte bakın 3 tane. Ben bu şeyi kullandım. İşte yüzü kazandım ve işlerimi ayarlamam sadece 1 dakikamı aldı. Çoğu yöntem ama karbotuyla botuyla işte şunları sağladım. 48 saatte 322 dolar kazandım falan filan. Yani dolayısıyla bir sosyal kanıtın olması gerekiyor. Karşı konulmaz teklifte bulunun. Bu teklif konusu teklif nasıl verilir? Yani teklif nasıl? Teklif nedir? Teklif istekte bulunmak. Yani bu üründe size bana ne teklif ediyorsun? Yani bana ne vaat ed ediyorsun veya bana ne teklif ediyorsun bu ürün bana ne sağlıyor yani ve bu ürünü ben e, kaça alacağım e, ne kadar bu ürün işte hemen buraya tıklayın tek seferlik bir fiyat sıfır aylık ücret yani bu ürünü aldığınız zaman hiçbir işte e, bu ürünün e, ne bileyim hosting masrafı yok şu yok bu yok işte onların tabi yukarıda detaylarını anlatıyor bunlar e, ne sağladığını size ve nasıl bir teklif ve 18 dolar mesela tıklayalım tıkladığımız zaman e, tekrar başka bir sayfaya geliyor ve bir daha tıklıyoruz ve burada işte 18 dolar görüyorsunuz yani. Bu neden 18 dolarla başlıyor? Bu sadece 18 dolarla bitiyor mu bunun teklifi? Hayır. Burada gördüğünüz gibi 18 dolar ödedikten sonra size başka bir teklif. Yani nedir? Upsell, downsell dediğimiz teklifler. Bakın burada bir sürü başkaca işte 18 dolardan başlıyor. 67 dolar, 37 dolar, 97 dolar tüm bunları. Yani bazen şöyle oluyor. Bir yazılımı alıyorsun. Sadece bir tane şey yapabiliyorsun. Ama aslında seni sürekli yapman lazım onu. Dolayısıyla da bir üst paketi alman lazım. Sınırsız unlimited pakete geçmen lazım. Veya işte otomasyona geçmen lazım. Ben hiçbir şey yapmayayım. Veya done for you dediğimiz yani sizin için yapılan sayfalar. işte bana şu sayfaları oluştur diyorsun. Onlar oluşturuyor gibisinden done for you. Daha önceden yapılmış sayfalar yani. Gibi tekliflerin e, teklif konusunu dediğim gibi e, izlemeye devam edin. Teklif konusu nasıl olmalıdır? Teklif de yine böyle e, maddelerce süren bir şeydir, önemli bir konudur. Bonus ekle. E, mesela bonus ekle. İşte bizim eklediğimiz bonuslar nedir bu bonuslar? İşte e, yani bu ürünü aldığınız zaman aslında başkaca size hediye olarak da şunları şunları veriyoruz. İşte ücretsiz kurs veriyoruz veya ücretsiz e-kitap veriyoruz gibi bunun bonuslarla süslenmesi gerekiyor. Değer yığını. İşte bu Russell Brunson kim bu? ClickFunnels'ın kurucusu. Russell Brunson'ın bu değer yığını konusu çok iyi anlaşılması lazım. Hemen e, kısaca hikayesinden bahsedeyim ki aklınızda kalsın. Yani bu Russell Brunson yani işte bir ürünü hazırlıyor ondan sonra fanıların içine koyuyor ve ama bir türlü şey satılmıyor yani ürün satılmıyor Allah Allah niye satılmıyor falan filan araştırırken nasıl oluyor da bir tane bir kişi var şimdi ismini unuttum ama kendisi satış uzmanı yüz binlerce kişiye seminerler veriyor o zamanlar salonlar var salonlara dolduruluyor. Atıyorum 50 bin kişi, 10 bin kişi, 5 bin kişi, 3 bin kişi, 1000 kişiye seminerler veriliyor. Ve adam yarım saat sonra çıktığında e, seminerden işte %50, %60'ı yani semin seminerin katılanların yarısı ürünü satın alıyor. Ya lütfen bana bunun sırrını verir misin? Nedir yani bunun sırrı nedir? Nasıl oluyor da e, benim bir teklifime karşı insanlar istediğim fiyattan o ürünü bu kadar çok alabiliyor diye yaptığı zaman orada işte bu sırrı öğreniyor. O sır nedir? O sır şudur. Sizin fiyat karşısında koyacağınız şey neden bu kadar pahalı? Neden bu ürün böyle? Dediği zaman yani alıcı, müşteri ya da kullanıcı ona sunacağınız şey aslında değer oluyor. Yani siz ona ve bu değer de 10 katı daha fazla değer olması gerekiyor. Yani diyelim ki 100 liralık bir ürün satıyorsanız karşılığında 1000 liralık bir değer re insanları vermeniz gerekiyor. Vermeniz gerekiyor ve bu değere de bu insanların evet gerçekten ben 1000 liralık karşılığında bir değer aldığımı da ortaya çıkarmanız gerekiyor. Yani burada işte 17 euroya 27 euroya satılan bir üründe 1348 euroluk bir değer ortaya sunulmuş oluyor. Yani bu değer yığını dediğimiz konu bu şekilde yani 1'e 10 verilen değerlerden oluşuyor. E, fiyatınızı ortaya çıkarın. Yani bunu belirgin bir biçimde fiyat nedir yani kaça alacağız biz bunu yani işte üzerine çizin işte 18 dolar burada bu fiyatın ortaya çıkarılması lazım ama bu fiyatın ortaya çıkarılırken işte burada o değerin ortaya çıkarılarak o fiyatın yani Tamam 1348 doların de Euro değerindeki ürünü 27 Euro'ya alabilirsiniz gibi bir şey bunun çok abartılmaması gerekiyor ama Gerçekten sunduğunuz değerlerde insanların ihtiyacı olan ve arzuladığı bir değer, istediği bir değer olması gerekiyor. Fiyatı da bu şekilde oluşturduktan sonra kıtlık oluşturun. Kıtlık mekanizması işte hemen bitiyor. İşte bugün sadece geçerli. İşte hemen almazsanız bu fırsatı kaçırırsınız. Son fırsat işte bunlar hep kıtlık oluşturuyor ve şimdi almazsa ne zaman alacak? Yani dolayısıyla da hemen bakın bu seminerin sonunda sadece bu seminere katıldınız bir buçuk saat beni dinlediniz ve bu seminerin sonunda hemen hemen alırsanız eğer yüzde 50 indirim var. E, bu saat gece 12'ye kadar geçerli Türkiye saatiyle 12'den sonra fiyat. Yine iki katına çıkmış olacak. Ama şu anda yarı fiyatına alabilirsiniz gibi bir kıtlık mekanizması, kıtlık oluşturması gerekiyor. Sonra garanti konusu geliyor. Yani ben şimdi bu ürünü aldım. Ee, ne olacak? Elimde mi patlayacak? Yani bu ürünü e, kullanamadım veya bu ürünü iade etmek istiyorum. İade şartları. Ee, gördüğünüz gibi iade şartları burada hiç de şey olmayan bir iade şartları yazılmış. Yani açık olmayan. işte kutu ezilmeyecek, şöyle olacak. Ya bu değil. Yani garanti dediğimiz şey bu değil. Yani garanti dediğimiz şey kardeşim memnun kalmadığın zaman %100 para iade garantisi. Tamam üründen memnun kalmazsanız 30 gün içerisinde %100 para iade garantisi. Bu. Bunu görecek müşteri. Yani ben bu ürünü aldım. Bu riski yani ben bunu algılanan risk. Yani ben bu ürünü aldım ee, ama iade etmek istiyorum. Yani kullanmak istemiyorum. Ürün ihtiyaçlarımı karşılamıyor. Tam olarak bu ürün benim istediğim bir ürün değil. Dolayısıyla ben bunu. Yani bu garanti olduğu zaman insanlar rahatlıkla alışveriş yapacaktır. Ee, i̇ade bugüne kadar yapılan araştırmalarda iade'nin %2 olduğunu %2 gibi çok düşük bir iade, yani 100 kişi de 2 kişi ya da 3 kişi iade ediyor. Anlatabiliyor muyum? Ama siz bir garantiyi kurduğunuz zaman, landing page'de garantiyi verdiğiniz zaman, o zaman satışlarınız %10 artıyor. Yani 5 katı. Aslında ne oluyor? %10 satışların artıyor. Garanti verdiğin için veya yüzde yirmi ama yüzde ikisi iade ediyor. E ne oldu? Yüzde on sekiz yine kârdasın. Dolayısıyla bu garantinin de verilmesi çok önemli oluyor. Eylem çağrısı on altıcı madde son madde. E call to action yani işte bu e artık yani bunu e alın e konusudur. Yani bunu e buton dediğimiz ya da işte işte şurası yani hemen Şimdi başlamak için hemen burayı tıklayın. Şimdi hemen kaçıyor. Fırsatı kaçırmayın. Şu anda hemen girin. E, acele edin Harry acele edin e, gibi e, bu maddelerde e, eylem çağrısı oluyor. Bugün neyi işledik bu, bu konuda? İşte bir landing page'lerin önemi bu landing page'ler nasıl olmalı? E, bu konuyu değindik. Bu konuyla alakalı bu yazıya ulaşmak için... Maydin Akademi maydinakademi.com'a girip orada 16 maddeli landing page dediğiniz zaman zaten bu blog yazısına, funnel pazarlama kategorisindeki blog yazısına zaten ulaşmış olacaksınız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere iyi günler.